Evet arkadaşlar, şimdi termometreye takacağız. Normalde çok kolay. Şu rekoru, şuradaki rekoru açtığımızda bu çıkıp bunu takmamız gerekiyordu ama uzun yıllar sökülmediği için içindeki korozyondan, pastan kilitlenmiş. Burada göbek gücünü kullanıyoruz arkadaşlar. Bu manevrayı takınca az önce arkadaşlar öyle diyorlardı. O yüzden tabii ki spor yapınca bu göbek kalmayacak. İyi bakın, daha sonra göremezsiniz. Evet arkadaşlar, termometreyi değiştireceğiz gördüğünüz gibi ama içinde pastan kurum yapmış. Normalde kılıfın içinde termal yağ olması gerekiyordu. Koyulmamış. Koyulmadığı için pas yapmış yüksek ısıdan dolayı. Söküp yenisini takacağız. Ama oldukça zorladı. Çekişledik. Manevra sistemi yaptık. Gene çıkaramadık. Bir miktar çıktı ama çıkmadı. Ne yaptık? Pas sökücü. Biraz sıktık. Bekledik. Daha sonra oynattık. Biraz çıkmaya başladı ama gene kilitlendi. Pas sökücü sıktıktan sonra biraz bekledikten sonra pürmüzle tekrar ısıttık. Şu an biraz çıkmaya başladı. Bakalım nasıl gidecek. Çıkarabilirsek yenisini takacağız. Çıkaramazsak da bir şekilde çıkarmaya çalışacağız. Bayağı ilerledi ama izolasyon eziliyor şimdi, bakalım. Evet İlkin, yorulmuş sanıyorsun ama sana numara atıyorum. Çok dikkatli olacağız arkadaşlar. Önemli olan işi yapmak ama sakatlanmadan. Artık çıktı sayılır. Malzeme de sıcak olduğu için şimdilik tutamıyorum malzemeyi. Biraz da makine üzerine çıkayım, oradan deneyeyim. Bakalım orada çalışma ortamımız nasıl olacak. Yenisine de zarar vermeyeli, kaldıralım. Evet, göbeğimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Göbek çok önemli. Az kalacak şaşım. Hadi bakalım. Tamam, çıktı. Evet, ilkin çıkaramaz diyordu arkadaşlar. Görüyorsunuz, bir maaş ikramiye girmiştik. Maalesef ilkinin bir maaşı bana gelecek gibi gözüküyor. Öyle mi ilkin? Hiç yok şaşım başım. Ses vermiyorsun. Fakirlikten de şaşım. Evet, biz fakiriz. Kumar oynamak yok, şaka yaptık. Şimdi yenisini takmak için arkadaşlar yuvayı temizleyeceğiz. Yuvarlak eğle temizleyeceğiz. Fenerle bakacağız. İçinde başka bir çapak pislik var mı? Yalnız şu an yapmamız gereken, kılıf delinmediyse böyle de takabiliriz ama yapmamız gereken buraya bir rekor somunu ayarlamak. Bulamazsak öbürkü somun çıkarken zarar görmemişse altına bir tane yüzük koyacağız somunu koyduktan sonra. Yüzük gelecek. Aynı bildiğiniz rekor yüzük sisteminde sıkacağız. Fakat olmazsa böyle bırakacağız içine. Makineye çakacağız. Eğer kılıfı delinmediyse böyle de idare edecek. Duruma göre bakacağız. Bitirdiğimiz zaman tekrar size gösteririz arkadaşlar. En azından zor kısmı hallettik. Çıkarma kısmını. Çıkarken oldukça zahmet çekmiştik ama metotları gösterdik. Şimdi takarken rekor bulamamıştık. Dişi uymamıştı. Kendi diğer söktüğümüzün borusunu kesmek zorunda kaldık. Kendi rekorunu kullanacağız. Yüzük bozulmuştu. Orijinal 102 bir yüzük bulduk. Bunu burada kontrol ediyoruz uygunluğunu. Evet, yuvaya uygun. Burada sıktığı zaman boruyu sıkacak. Kontrolümüzü yaptık. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Kalın taraf arkada kalacak şekilde somuna doğru atıyoruz. Sonra yerine oturtturacağız. Diş kaptırmadan, çok önemli. Şunu yerine oturtturduk. Diş kaptırmadan yavaşça sıkacağız. Şimdi oturtturduktan sonra arkadaşlar metal metale vurup zarar vermesin diye bir miktar yukarı kaldıracağız. Alttaki egzoz manifolduna çarpmasın diye. Sonra düz olacak şekilde, arkadan baktığımızda düz olacak şekilde sıkacağız. Gerçi rekor, baktık ki arkadan biraz yamuk, tekrar gevşetir. Tekrar sıkabiliriz. Sökerken ısı dişle yapmıştık. Biraz dişi herhalde bozuldu, bakalım. Eğer dişi bozuksa bizi uğraştıracak çünkü aynı somundan bulamamıştık. Rekor somundan. Diş attırıyor arkadaşlar. Sıkıntılı bir durum. Rekor somunu oldukça zorlukla çıkarmıştık. O yüzden bozulmuştur diye başka baktık ama sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da gördüğünüz iyi oldu. Nasıl çözeceğimize bakacağız. Tekrar yüzüğümüzü kaybetmeden bırakıyoruz. Kendi orijinal dişi aslında. Bir de boş takalım. Acaba yüzüğün boyu mu uzun geldi diyorum ama şöyle bir tekrar yerinde bakacağız. Normalde söktüğünüz her şeyi yenileseniz çok daha iyi olur. Fakat dişi özeldi. Normal hidrolik rekor dişiyle aynı olmadığı için sıfırı kullanamadık. Böyleyken sıkıyor bizim yüzüğümüz mü acaba? Evet, burada diş bozulmamış. Bozulsaydı şu ana kadar atardı. Yüzüğümüzün boyu uzun geldi galiba. Biraz yüzüğümüzü kısaltacağız. Evet, sevindirici bir mevzu. Şu an en azından rekorumuzdan ipeğimizde problem yok. Yüzüğümüzün boyunda problem var herhalde. Evet, alttan da daha önce sökemediğimiz ama pas sökücü sıktığımız için niperle beraber dönmeye başladı. Mengene de tekrar dağıtmamız gerekecek. Göz önünde bir yerde mengene de bağlayarak rekorumuzu sıkarız. Üstteki rekor somunu döndü. Bir taraftan da iyi oldu. Alttaki rekor nipeliyle geldi arkadaşlar. Şimdi mengeneye bağlayacağız. Buradaki yaptığımız işlemi orada yapacağız. Boyunda bir problem yaşarsak da bu sefer ne yapacağız? Şu yüzüğün boyunu keseceğiz. Ulaştırdı ama şöyle yakından gösterelim. Yeni termokulumuzu taktık, termometremizi. Boyunu ayarladık. Şimdi rekor nipelini sıkıyoruz. Ondan sonra düz ayarlayacak şekilde rekor somunu sıkacağız. Sonuna yaklaştık. İşimiz kolaylaştı. Yerimiz biraz daha.
izolasyonda yanaşmamızı engelliyor biraz. Evet, alttakini sıktık. Şimdi üsttekini sıkacağız ama artık termometremizi paralel şekilde ayarlayacağız. Çok aşırı sıkmaya gerek yok. Boşluğunu aldıktan sonra şöyle bakıyoruz. Az bir şey daha öyle çok rahat oynamasın. Biraz daha sıkalım. Bunlar nasıl? Bunlar oynamıyor. Bunlar az bir şey daha sıkıyoruz. Biraz şeyden çekiniyoruz. Rekorlar sökerken biraz zarar gördü işleri. Sıyırırsa bu sefer hiç işimize yaramaz. Evet, işlemimiz tamam. Termometrelerimizi, hidrometreler deniliyor. Termometrelerimizi değiştirdik. 2 numarada Pimax'ı aldık. Bir problem yoktu. Fakat sıcaklığımız düşüktü. Pimax'ı yüksek olanlarla karşılaştırdığımızda termometrenin bozuk olduğunu gördük. Yenisi vardı. Daha önceden değiştirememişler sökemedikleri için. Biz onu biraz uğraştık. Göbek kasını kullandık. Ondan sonra söktük. Yenisini taktık. Şimdi diğer işlerimize geçebiliriz. Diğer işlerde görüşmek üzere arkadaşlar.